Arkadaşlar merhaba, sesim geliyor mu? Selamlar. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Tamam, ses geliyor. Söneyim tarafı o. Merhabalar, herkese merhaba. Herkese merhaba. Teşekkür ediyorum gene akşamınızı benimle paylaştığınız için, bana eşlik ettiğiniz için. Umarım faydası olacak gene anlatacaklarımın diye düşünüyorum. Soru çözümü yapacağım gene arkadaşlar. Aynı şekilde kaldığım yerde. Önceki videoları ne kadar izleyebiliyorsunuz bilmiyorum ama izlerseniz faydası olur diye söyledim. Biraz kısık. Şöyle yapayım, belki daha etkili olurum bilmiyorum mikrofon tarafı. Peki. Birazcık geç geldim, kusura bakmayın. Önceden gelip bir sohbet etmek isterdim ama bugün biraz fazla sıkıştım. Biraz yoğunluğum vardı. O yüzden yeni sıfırdan soru da yazamadım. Kitaptan sorular soracağım. İçerisinden direkt seçtim. Kopyalamak zorunda kaldım. Onu da söyleyeyim. Önceki video nerede? Bir önceki videoyu YouTube'a yükledim. Serhat Güven diye YouTube sayfasında. Orada bir önceki dersin videosu var. Onun dışında Tek Uzem'de de zaten bu sistem içerisinde de siz yapılan dersleri göre biliyorsunuz. Kitabı alan arkadaşlar için aynı soruyu çözmek istemem ama yapacak bir şey yok sanırım. Anca yetişeceğim. İçerisinde zaten bir sürü soru var. O yüzden aralardan seçmiş oldum. Önceki dersleri izlemenizin faydasını söylemiştim. Daha sonrasında eklediğim soruda öncekini bildiğinizde ne yaparsınız daha rahat edersiniz. Peki çok fazla vaktinizi almayayım. Hemen başlayayım istiyorum. Herkesin bir programı var her zaman söylediğim gibi. En son anlattığım sorularla ilgili sorunuz varsa gene cevaplamaya çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Tamam mıyız? Gençler. Tamamızdır herhalde. Tamam, artılar geldiyse o zaman artık başlayalım. Hadi bakalım ilk sorumuz neymiş? Bir bakalım. Önce şey söyleyeyim arkadaşlar. Birazcık rahatlatacağım size. Şöyle bildiklerinizden başlayıp ona göre bir gideceğiz. Klasiklerden. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin şartlarından biri değildir? İlk kez derse gelenler için söylemiş olayım. Burada derdim sadece gidip doğrudan doğruya şıkkı işaretlemeniz değil, konuyu bir özümsemeniz. Her zaman bunu yapmaya çalışıyorum. Klasik herkesin bildiği bilgilerin, soruların herkese zaten hitap eden, herkesin içine işleyen soruların bize çok fazla faydası yok. Bu tip sorularda hangisi yanlıştır sorusunda 4 tane doğru varsa bunu bilin diye söyledim. Burada da hangisi şartlarından biri değildir derken esas derdim fiil ehliyetini ne yapmanız şartlarını bir öğrenmeniz. Şimdi fiil ehliyetinin şartları derken önce fiil ehliyet ne demekti onu bir hatırlayalım. Fiil ehliyet. Daha öncesinde hak ehliyetinden bahsetmiştim. Fiil ehliyeti neydi? Bir önceki derste hak ehliyeti ve kişiliği anlatmıştım. Fiil ehliyeti kişinin bizzat bakın kendisi kendi fiiliyle, kendi eylemiyle ne yapmasıydı? Kendisini borç altına sokabilmesi, kendi lehine haklar yaratabilmesiydi. Ve işte ne demiştik biz? Bir kimse ne zaman kendisi kendi başına kendini borç altına sokabilir? Sizler ne zamandan beri demiştim gidip araba kullanabiliyorsunuz, ehliyet alabiliyorsunuz? Ne zaman? 18. 18 yaş diye söylüyoruz. 18 yaş aslında bizim için ne? Ergin olma kriteri. Yani fiil ehliyetine sahip olacaksak, fiil ehliyetine sahip olması için bir kimsenin ne gerekiyor dediğimizde ne olacak? Bir, öncelikle ayırtım gücüne sahip olacak. Yani neyin ne olduğunun farkında olacak. Diyeceksiniz ki lan ben şu anda Allah'ım şu güzel saate gittim harcadım bu herifi ne yapıyorum? Dinliyorum diyorsanız, neyin ne olduğunun farkındaysanız, yaptığım iş akıl kârı değil diyorsanız bu nedir? Bu ayırtım gücüne sahip olduğunuzu gösterir. Başka? Ergin olacak. Ergin olmanın bizde temelde yaş ne diyoruz? 18 ama mesela ne demiştik? Evlenme kişiyi ne yapardı? Ergin kılardı. Instagram'dan takip edenler bilecekler. Olağan evlenme yaşı diye söylemiştik mesela. Daha 17 diye. Mesela işte evlendiğinde artık ne olacak? Ergin kılınmış olacak. Ve ne olmayacaktı? Kısıtlı olmayacaktı. Eğer ki bir kimse kısıtlanırsa artık fiil ehliyeti bakımından ne diyemezsiniz? Gerekli şartları taşıyor diyemezsiniz. Burada soruda zaten cevap belli. Neymiş? Ne olacak? Bize gidip de ilaki nüfus siciline kayıt olmak gibi bir şartınız zaten yok. Dediğim gibi burada derdin neydi? Şöyle bir neyi hatırlayalım. 1. Ayırtım gücü. 2. Ne olacak? Ergin olacak. 3. Kısıtlı olmayacak. Soru şöyle gelecek olursa, yukarıdakilerden hangisi olumsuz şartıdır gibi derse, işte olmamak, negatiflikten ne yaparsınız? Kısıtlı olmamak diye ne yaparsınız?
işaretlersiniz. Hadi bakalım, daha işimiz var bugün. O yüzden ikinci soruya geçelim. Ha, şimdi. Olay ne? Önce olayı söyleyelim. Gene oradan bakarsınız. Artık alışmışsınızdır diyorum. Benim için buradaki soru değil önemli olan. Benim için bu soruyla beraber bu işin mantığını ne yapmanız? Kendi içinize sindirebilmeniz. Aşağıdakilerden hangisi hukukumuzda kabul edilen bir fiil ehliyeti türü değildir derken, şimdi olay ne? Olay şu. Demek ki bireyler, kişiler sahip oldukları fiil ehliyetine göre, ne oluyorlar? Baktığınızda kategorize oluyorlar, sınıflandırılıyorlar. Yani fiil ehliyetine göre insanlar ne oluyor? Sınıflandırılıyor, kişiler sınıflandırılıyor. İşte biliyorsunuz aramızda bazıları ne? Tam ehliyetli olacak. Bazıları ne? Tam ehliyetsiz. Bazıları tam ehliyetsiz. Yani şöyle yapalım. Bakın önemli olan konu diyorum. Bir, bu uçta ne varmış bu uçta? Bu uçta ne var? Tam ehliyetli var. Diğer uçta ne var? Tam ehliyetsiz var. Evet, cevap arkadaşlar, sınırsız ehliyetsiz diye bir şey olmaz. Doğru, ama derdim o değil diye söylüyorum. Sınırsız ehliyetsizlik. Düşünsene, böyle adam magmanın dibine kadar gitmiş. Hem ehliyetsiz hem de sınırsız ehliyetsiz diye bir şey olmaz. Ama derdim dediğim gibi ne? Bunu ne yapabilmek? Bir anlayabilmek. Şimdi esas derdim şurası. Bakın şunu bir iyi anlayacağız. Sınırlı ehliyetli ne demek? Sınırlı ehliyetsiz ne demek? Şimdi bakın buraya çok dikkat edin. Sınırlı ehliyetli ne demek? Sınırlı ehliyetli. Böyle birazcık ehliyeti olan mı demek? Yani şunu demek istiyorum. Sınırlı ehliyetli. Baktığınızda bu tarafa mı yakın? Sınırlı ehliyetsiz bu tarafa mı? Hangisine tarafa yakın? Nereye bakacağız? Ha? Sınırlı ehliyetli. Yani ehliyeti ne kadar? Birazcık. Ehliyeti birazcıksa bu nereye yaklaşır? Tam ehliyetsize yaklaşır. Öyle mi? Hayır. Bakın kavramları öğrenin diye söylüyorum. Burası son derece önemli anlamak bakımından. Baktığınızda sınırlı ehliyetli sonuna bakacaksınız. Bunun sonu neymiş? Sonu ehliyetli. Demek ki aslında bunlar nereye yakın? Tam ehliyetliye yakın. O zaman tam ehliyetliye yakın olan yere ne yatacağız? Neyi? Sınırlı ehliyetli yatacağız. O zaman şurada da ne olacak? Sınırlı ehliyetsiz olacak. Yani sınırlı ehliyetsizlere baktığınızda bunlar aslında ne? Ehliyetsizler. Aslında ne bunlar? Bunlar ehliyetsiz. Ama bunlar ehliyetsiz de nasıl sınırlı oluyor? Zaten ehliyetsiz. Demek ki aslında ehliyetsiz kabul edeceksiniz temelde. Ama gene de bazı işlemleri ne yapabilecekler? Yerine getirebilecekler. Bakın derdimi söylüyorum. Aslında derdim soru üzerinden konu anlatmak. Tamam mı? Yasal danışman falan bir dursun. Gelin ilk önce bir anlayın şurayı. Sınırlı ehliyetsiz dediğiniz şey neymiş? Demek ki aslında ehliyetsiz, ama ehliyetsizin sınırı nasıl olacak? Zaten ehliyetsiz. Biraz da ben sınırlıyım. Olur mu lan? Olmaz. Demek ki aslında sınırlı ehliyetsiz dediğiniz şey, ehliyetsiz olmakla beraber diyorum aslında, ehliyetsiz de diyorum ama ya o kadar da ehliyetsiz değil. Yani ne kadar ehliyetsiz değil? Tam ehliyetsiz kadar ehliyetsiz değil. Yani bunlar bazı şeyleri ne yapacaklar? Yerine getirebilecekler. Sınırlı ehliyetler ise bunlar aslında ne? Baktığınızda bunlar aslında ehliyetli. Ama bunlar işte ne olmuş? Bunlar sınırlandırılmış olmuş. Demek istediğimiz neydi? Şimdi bakalım. Şimdi şunları bir hatırlayalım. Kimler sınırlı ehliyetli? Kimler sınırlı ehliyetsizdi? Bunun çıkış noktası şurası. Bunun hemen özetleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın çıkış noktası şu. Sonuna bakacaksınız diyorum. Sınırlı ehliyetlilik diyor ya. Sınırlı ehliyetli ne demek? Kuralda ehliyetli mi değil mi? Sonunda ne diyormuş? Sınırlı ehliyetlinin sonunda ne diyor? Hangi kelime var? Yazın oraya hemen. Sınırlı ehliyetlinin sonunda hangi kelime yazıyor? Ehliyetli yazıyor. Tamam. O zaman mantık şu. Demek ki ehliyetli yazıyor. Arkadaş bunlar neymiş? Bunlar aslında ehliyetliymiş. Madem ki bunlar ehliyetli, bunlar nereye yaklaşacak? Kime yaklaşacak? Tam ehliyetliye yaklaşacak. Bunlar aslında ehliyetli. Ama başında bir de ne var? Başında bir de sınırlı ifadesi var. O zaman bunlar ehliyetli ama gene de bazı şeyleri yapamayacaklar. Yani tam ehliyetli her şeyi yapabilirken bunlar bazı şeyleri ne yapamayacak? Yapamayacak. Sınırlı ehliyetsizlere gelelim. Gene sonunda bakacaksın. Bunun sonunda ne diyormuş? Sonunda ehliyetsiz diyormuş. Madem ki sonunda bunun ehliyetsiz diyor. O zaman bunlar aslında ehliyetsiz. Ehliyetsiz olan birinin sınırlı ehliyetsiz dediğinde ehliyetsiz iyice böyle sınırlı nasıl olacak dediğinizde demek ki ehliyetsiz ama bazı işlemleri ne olacak? Bazıları geçerli olacak. Şimdi bakın olay neydi?
Pili ehliyetini hareket edeceksiniz. Şartlarınız neydi pili ehliyeti için? Bir, ne olacak? Ayırtım gücü. Zaten bu son derece önemli. Bir kimsenin ayırtım gücü yoksa artık neyi yoktur? Baktığınızda pili ehliyeti yoktur. Yani neyin ne olduğunu anlamayan birinin zaten neyi mümkün değil? Neyi mümkün değil? Baktığınızda pili ehliyetinin olması mümkün değil. İşte şartım neydi? Ayırtım gücü olacak ve ergin olacaktı. Ama ayırtım gücü varsa ama ergin değilse, ayırtım gücü var ama ergin değil. Ya da ikinci şart neydi? Ayırtım gücüm de olacaktı ve ne olmayacaktım? Kısıtlı olmayacaktım ama kısıtlı ise işte o zaman ne olacak? Baktığınızda işte bunlar sınırlı ehliyetsiz olacak. Tamam? Ana kural neymiş? Ayırtım gücü olacak diye söyledik. Ergin olacak ve kısıtlı olmayacak. Ayırtım gücü zaten olmak zorunda mı? Bu cepte mi? Cepte. Niye? Ya ehliyetsiz de olsa bazı şeyler yapabilmesi için ne olması lazım? Şunun ne olması lazım? Bir işlemesi lazım. Demek ki ayırtım gücüm var ama ikinci şartım neydi? Ergin olacaktı. Ayırtım gücü var ama daha ergin değilse. Yani mesela ayırtım gücü olan 16 yaşındaki çocuk nedir? Hemen bana söyleyin. Ayırtım gücü olan 16 yaşındaki çocuk nedir? Nedir o zaman? Ayırtım gücü var ama neyi yok? Neyi yok? Erginliği yok. Ayırtım gücü var ama 16 yaşındaysa neymiş? Hadi yazsın birileri. Ne diyeceğiz buna? Üşendik hocam, kim yazacak diye. Baktığınızda ne yaptınız? Ne sınırlı ehliyetlisi? Alo, dikkat edin, hatlar karışmış. Sınırlı ehliyetsiz. İnşallah oraya istemeden yazılmıştır. Ana kural diyorum. Ayırtım gücü ve ergin. Ayırtım gücü var ama ergin değilse, daha yaşını almadıysa o zaman sınırlı ehliyetsiz olacak. Ayırtım gücü var ve kısıtlı olmayacaktı. Ayırtım gücü var. Benim ayırtım gücüm var. Tamam, eyvallah. Ama yaşım başımı da aldım. Geldim 40 yaşıma. 40'ımı bile geçtim. Geldim 40'ıma. Şimdi ayırtım gücüm de var. 40 yaşım da var. Onu da almışım. Ama ne olmuşum ben? Ben kısıtlanmışım. İşte böyle niye? Kötü yaşam tarzından dolayı, savurganlıktan dolayı böyle bas bas paraları Leyla'ya diye parayı böyle harcaya en sonunda demişler ki lan biz bu herifi ne yapalım, kısıtlayalım. İşte o zaman ne olacağım? Ayırtım gücüm var ve kısıtlandıysam artık ne olacağım gene? Gene ne olacağım? Dikkat edin, sınırlı ehliyetsiz olacağım. Yani şunların ikisi de neymiş? Bunların ikisi de sınırlı ehliyetsiz olacak. Peki bunlar sınırlı ehliyetsiz. Bir de neye yapalım? Sınırlı ehliyetlilere. Kimler sınırlı ehliyetlidir? Kimler? Şimdi dikkat edin. Kimler sınırlı ehliyetlidir dediğinizde bunlar aslında ehliyetli mi? Ehliyetli. Ama bunların bazı işlemleri yapmalarında engeller olduğu için onlara artık biz tam ehliyetli diyemiyoruz. Bunlardan ilk kim? Kim? Evliler. Şimdi bunu birazdan özellikle açıklayacağım, bu kalsın. İki, kendisine yasal danışman atananlar. Bakın, kendisine yasal danışman atanan biri, ne haline gelmiş oldu? Sınırlı ehliyetli haline gelmiş oldu. Ne demek istiyorum? Şimdi size bir örnek vereyim. Şimdi siz bana şunu söyleyin. Ayırtım gücü var. 21 yaşında. Ayırtım gücü var. 21 yaşında. Şu ikisi arkadaşlar, yukarıya yazdığım 1 ve 2, evliler ve kendisine yasal danışman atananlar sınırlı ehliyetli. Tamam. Aşağıya yazdığım onlar ne? Onlar sınırlı ehliyetsiz. Şimdi örnek veriyorum diyorum size. Kendisi yasal danışma atanan. Ayırtım gücü var mı? Var. Yaş kaç? 21. 21 yaşında. Kısıtlı da değil. 21 yaşında. Ayırtım gücü de var. Normalde ne? Normalde tam ehliyetli. Olay şu. 21 yaşında üniversite öğrencisi, üniversite son sınıf öğrencisi olan A'nın babası vefat eder. A'nın babasının inanılmaz derecede büyük holdingleri var. Adamın bir tane değil, 10 tane holdingi var. Bir sürü şirketleri var. Bunların hepsinin yönetimi var. Bu şirketlerin ortakları var filan derken bu çocuk da bugüne kadar bunlarla hiç haşır neşir olmamış. Tamam? Bunlarla hiç haşır neşir olmamış. Evliler tam ehliyetli değil arkadaşlar. Ona birazdan geleceğim. Tamam? Bu çocuk bu işlerle hiç haşır neşir olmamış. Dünya kadar çalışanları var, fabrikaları var filan, bir sürü işçileri var. Şimdi siz babadan mirası aldı bu çocuk. Bu çocuk mirası aldı. Bu şirketleri artık yönetecek mi? Yönetecek. Bu şirketleri yönetecek. Niye? Miras helal. Geldi miras. Şirketi yönetecek de. Bu çocuk bu şirketleri yönetmeye ehil mi? Yani biliyor mu orada her şeyi ne yapacağını? Diğer ortakları aldığı kararlarla zor duruma sokamaz mı? Sokabilir. Bir holdingin batmasına neden olamaz mı?
olabilir. Ya benim gibi adamı alıp da ne bileyim ticaretten anlamayan bir adamı gidip de bir şirketin CEO'su yaparsan ben batırırım. Ben ne anlarım paradan puldan, muhasebesinden bilmem neyinden. İşte o yüzden mesela o durumda olan birine çocuk diyorum ama tabii çocuk değil, 21 yaşında ne? Koskoca adam. Eğer ki yasal danışman atanırsa, tamam? Eğer ki yasal danışman atanırsa ne olur biliyor musunuz? Bu 21 yaşındaki adam istediği hatunla evlenir mi? İstediği kişiyle evlenir mi? 21 yaşında evlenir mi? Evlenir. İstediği gibi kendisine ev alır mı? Alır. İstediği arabayı alır mı? Alır. İstediği yere tatile gider mi? Gider. Ne alt isterse yapar. Ama mesela kalkıp da bir holding için ya biz bu holdingin %50'sini bir satalım diyorum ben. Hadi satalım deyip de satabilir mi sizce? Satması doğru mu? Değil. İşte bu şirketle ilgili konularda kendisine ne atanır? Kendisine yasal danışman atanır. Ve anladınız mı? İşte bu yüzden, işte bu sebeple artık senin benim gibi her şeyi ne yapamayacak? Yapamayacak. Niye? Para çok. Para çok olunca onu ne yapmışlar? Bir frenlemişler. Neden sınırlı ehliyetliymiş? Mantığınıza yattı mı? Kendisine yasal danışman atanan biri neden sınırlı ehliyetliymiş? Ve dikkat edin, sadece bu noktada sınırlanıyor. Adam kendine yat da alır, kendine kat da alır, istediği hatun da alır, onu boşar, ötekini alır. Nasıl isterse öyle yapar. Ama sırf diğer ortakların menfaati, çalışanların menfaati için ne yapacak? Sınırlanmış olacak. Ama hangi konuda sınırlandı? Bunu işte şey gibi düşünmeyeceksiniz, kısıtlı gibi düşünmeyeceksiniz. Yasal danışman atandı ve şu olacak. Bir işlem yapacakken, önemli bir işlem yapacakken o yasal danışmanların da neyi olacak? Okey olacak ki bu işi yapsın. İşte o yüzden ne olmuş? Sınırlı ehliyetli olmuş. Bakın çok basit. Kimse bundan sonra karıştırmayacak. Tam ehliyetli, tam ehliyetsiz. Sınırlı ehliyetsiz dediğinizde ayırtım gücü var ama ergin değil. Ayırtım gücü var ama kısıtlanmış. Sınırlı ehliyetli dediğinizde bunlar esasen ne? Ehliyetli ama birazcık bunlar sınırlanacak. Biri evliler, ona birazdan geleceğim. Diğeri kendisine yasal danışman atananlar. Hadi bakalım bundan sonra sorsunlar bize ehliyetleri, fiil ehliyetini canına okuruz. Şimdi geldik buraya. Sorunun cevabını aslında biraz önce verdim. Şimdi sadece bunu açıklayacağım. Tamam? Şimdi arkadaşlar ÖSYM nasıl kabul ediyor? Şimdi ona geleceğim özellikle. Evli kişilerin ehliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Hak ehliyetsizliği zaten bir şey yok. Şimdi geldik buraya. Hocam bu evliler tam ehliyetli mi? Yoksa sınırlı ehliyetli mi? Ben size biraz önce ne dedim? Biraz önce cevap verdim. Canik ne dedim ben size biraz önce? Bu ehliyet şeyler, evliler ne dedim? Evliler baktığınızda sınırlı ehliyetli dedim ama yalan söyledim. Yalan söyledim. Evliler dedikleriniz bunlar tam ehliyetsiz. Niye? Niye tam ehliyetsiz? Bunların gözüne öyle bir perde inmiş ki bunlar evet demişler. Aklı olan adam ne demez? Evet demez. Değil tabii ki arkadaşlar. Şimdi geyik bırakalım da. Neyse. Şimdi bunlar aslında kurum sınavları bakımından son yapılan bir kurum sınavında, artık adını da hemen şey yapmayayım ama evlileri tam ehliyetli gibi yaptılar. Yani soru bakımından baktığınızda evliyi tam ehliyetli gibi yaptı. Ama ÖSYM'nin bundan önce sorduğu, hakimliklerde sorduğu birçok soruda, hakimliklerde, KPSS'de, yani bu ayardaki kurum sınavından bahsetmiyorum. Bakın kurum sınavlarından bahsetmiyorum. Doktrinde bazı hocalar evlilerin aslında tam ehliyetli olduğunu söylüyorlar. Ama çoğunluk görüşü, benim katıldığım görüşün bir önemi yok. Önemli olan sınavda geldiğinde neyi işaretleyeceğiniz, neyi işaretlemeniz gerektiği. X kurumu kurum sınavı yaparken gider yanlış soru yazabilir. Niye? Kurumlarda sınavlar nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sanıyor musunuz siz böyle gidip o kurum gidip de özellikle hocaları buluyor falan? Yok. Kurumun içinde bakıyorlar. Oradan diyorlar ki birilerine sen gel bir sınav yapacağız alın soru yazın. O soruyu yazacak adam da gidip de yanlış kaynakta ya da o kaynağa bakarsa o soru öyle çıkar tabii. Bakın evliler sınırlı ehliyetlidir. Neden sınırlı ehliyetlidir? Şimdi size mantığını söyleyeceğim. Evliler neymiş? Sınırlı ehliyetli diyeceğim. Neden? Hemen onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz evlendikten sonra artık eskisi gibi istediğiniz her şeyi yapamazsınız. Yapamazsınız. Mesela ben akşamleyin saat 10'dan sonra dışarı çıkamıyorum. Yani olmuyor. Akşam saat 10'dan sonra hanım bana çıkmama izin vermiyor. Bitti. Yani ilişki artık orada ne yapıyor? Seni bağlıyor. Değil tabii ki. Mesela ne yapamazsınız dediğinizde. En basitinden bir şey söyleyeceğim. Türk Medeni Kanunu der ki eşler der müşterek konutu beraber seçerler. Yani siz biriyle evlendiğinizde beraber oturacağınız bir ne olacak? Bence de sultanlık deyip beraber oturacağınız ne olacak? Bir
Hanım içeride ama duymuyor Allah'tan. Şimdi eşler konutu beraber seçeceklerse siz, kendi adıma söylüyorum, hanımın rızası olmadan ben gidip kendime bir konut seçip de vallahi biz şimdi işte evlendik, aha da burası konut, biz burada oturacağız arkadaş deyip illa ona zorla gel burada oturacaksın diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Hayır. Başka bir şey mesela, gitti eşiniz ya da ben gittim kira sözleşmesini yaptım. Ben gittim kira sözleşmesini yaptım. Ben kira sözleşmesini yaptıktan sonra benim eşim de kalktı, dedi ki ev sahibine, ben de bu evde oturuyorum diye söyledi. Haberin olsun, burası aile konutu dedi. Burası aile konutu diye söyledi. O saatten sonra ben o kira sözleşmesini sizce kendi başıma feshedebilir miyim? Olmaz. Niye? Niye olmaz? Çünkü mantık aynı mantık. Arkadaş, bu evde ben tek başıma yaşamıyorum. Bir de kim var? Bir de benim ailem var, benim eşim var. İşte o yüzden bak, ben kira sözleşmemi ne yapamıyorum? Feshedemiyorum. Tam ehliyetli olsam bunu yapabilmem gerekmez mi? Söyleyin bana. Tam ehliyetli olsam istediğim evi gidip seçmem gerekmez mi? Ha? Her yerde tam ehliyetli olarak geçiyorsa arkadaşlar, hangi kaynaklar bilmiyorum sizin o yerleriniz, ama size şimdi mantığını anlatmak istiyorum sadece. Şimdi sınavda geldi, ne yapacağınızı da söyleyeceğim, ama işte çok geldi bu hocam, her yerde böyle geçiyor. Ya yanlış geçiyor o zaman. Yani nedenini de açıklıyorum size. Gerekçesini de söylüyorum. Niye bunlar sınırlı ehliyetli? Başka bir şey daha size. Başka bir şey daha. Ben şimdi arkadaş evliyim. Şu anda evliyim. Tamam mı? Bakayım şuradan bir isim seçeyim. Baktım Nurcan. Tamam. Ben Nurcan için bir tane şey yapıyoruz. Senet yapılıyor. Nurcan için. Nurcan'a da gittim ben Serhat Güven olarak kefil oldum. Aa da attım imzayı. Şimdi siz bana şunu söyleyin. Ben Nurcan için gittim. Nurcan da sunuyormuş soy isimde. Nurcan sunar. Niye sunar? Gider der ki, aa al sana senet. Sen gel bana dedi, kefil ol dedi. Ben de Serhat Güven olarak gittim, kefil oldum. İmzayı da çaktım. Aa da bu benim imzam. Şimdi siz bana şunu söyleyin. Ben bekarım. Bekarım, evli mevli değilim. Bu imzayı attım. Bu imza geçerli mi? Geçerli mi? Geçerli. Bu imza geçerli. Ben bekarım, attım. Eğer ki Nurcan o parayı ödemezse, o parayı benden kefil olarak ne yaparlar? Söke söke alırlar. Peki soru. Ben evliyim ve gittim Nurcan için kefaleti imzaladım. Ne olur? Hanım beni boşar. Niye? Nurcan'a gittin, kefil oldun diye. Şimdi bakın, evliysem kefalet geçerli mi? Kefalet geçerli mi? Değil. Niye geçerli değil biliyor musunuz? Çünkü eşin rızası olmadan siz ne yapamıyorsunuz? Eşin rızası olmadan ne yapamıyorsunuz? Kefil olamıyorsunuz. Bunun ticaret hukukunda kendi şirketiniz için olan hususlarda ayrı bir şey gerekli, ama rıza var. Yani bakın, diyelim ki karşı taraf da bunları bilmiyor. Karşı taraf bunları bilmiyor. Yani senedin alacaklısı bunları bilmiyor. Ben senedi imzaladım, verdim. Adam da bunu bilmiyor. Benim evli miyim? Evli olursam rıza gerekir mi bilmiyor. Elinde de var 1 milyonluk senet. Ama da 1 milyonluk senedim var diye ortada geziniyor. Daha sonrasında geldi. Ben de ödemedim. Daha doğrusu Nurcan parayı ödemedi. Ben dedim Nurcan ödemiyor, ben ne ödeyeceğim dedim. Ben de ödemedim. Verdi bizi icraya. Ha? Alabilir mi benden o 1 milyonu? Alabilir mi? Ben ne diyeceğim ona? Arkadaş diyeceğim. Ben neyim? Neyim ben? Evliyim. Madem ki ben evliyim, benim bu kefaletimin geçerli olması için senin ne alman lazım? Rıza alman lazım değişimden. Aldın mı? Almadın. O zaman alırsın demem lazım. Şimdi o zaman bana söyleyin. Madem böyle bir şey var, o zaman şimdi ben tam ehliyetli miyim sizce? Siz kendi kafanıza, mantığına yatanı bana söyleyin. Sizce ben tam ehliyetli miyim? Lan kefaletim geçerli değil. Lan istediğim konutu kendim seçemiyorum. İşte ben neyim? Sınırlı ehliyetliyim. O yüzden bana piyasa kitaplarında şu yazıyormuş, bu yazıyormuş. Yani değil, mantığını alın. Ha şunu söyleyeyim size. Gene de şunu söyleyeyim. Sınavda şöyle bir soru gelirse. Sınavda soru şu. Tamam, herkes öğrendi. Bizi sınırlı ehliyetleyeceğiz. Sınavda soru şu. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlidir dedi. Hangisi sınırlı ehliyetlidir? A şıkkı yasal danışman atananlar. B şıkkı evliler. Soru da şu. Hangisi sınırlı ehliyetlidir? Bir tane şık işaretlemem lazım. Biri yasal danışman, biri evli. Ne yaparsınız? Mecburen gider yasal danışman diye düşünebilirsiniz. Ama ben size söyleyeyim. Bu soru yanlış. Bu soru yanlış. ÖSYM bu soruyu aslında iptal eder. Daha doğrusu ÖSYM normalde hakimi KPSS ayarında soruyu böyle sormaz. Doğrusunu sorar. Hangileri sınırlı ehliyetlidir der. Hem yasal danışman atanan hem de evliler neymiş? Baktığınızda bunların ikisi de neymiş? Baktığınızda ne olacaklarmış? Sınırlı ehliyetli olacak. Ben diyorum diye değil, mantığını gördünüz mü? Mantığını anladınız mı? Arkadaş, borçlar kanunda kefalet için gerekiyor mu?
gerekiyor. Ben müşterek kontu beraber mi seçtiriyor bana? Seçtiriyor. İşte o zaman artık ne oldum? Ben sınırlı ehliyetli oldum. Eğer ki hangileri derse arkadaşlar, siz ikisini ne kabul edin? İkisini de, doğrusu bu, inanın bana, ikisini de sınırlı ehliyetli kabul edin. Ha şunu da söyleyeyim. Evlileri sınırlı ehliyetli kabul etmeyen bir ÖSYM, hakimlik, KPSS sınav sorusunu itiraz edilir, ederiz. O soru da iptal edilir. O soru da iptal edilir. Ve söylüyorum, aslında geçmişte defalarca gelen yer, baktığınızda anladığım kadarıyla şöyle bir şey olmuş. Anladığım kadarıyla kurum sınavında bu yanlış sorulunca birileri de kalkıp kendilerine göre bunu iyice bu hale getirmişler. Bunlar tam ehliyetlidir diye. Arkadaşlar, evliler tam ehliyetli değildir. Hem şahsi görüşüm, nedenini de açıklayarak bunu söylüyorum. Hem geçmiş dönem hakimlik KPSS ayarından dolayı da bunu söylüyorum. ÖSYM formatından dolayı söylüyorum. Eğer ki anladıysanız, bir kere ulan ben evi istediğim gibi seçemiyorum, hanımla seçeceğim, kocamla seçeceğim diyorsanız daha da bunu unutmanız mümkün değil. Ya da birinin, borçlu olduğunuz birine hadi bakalım seni gönderelim demek istiyorsanız sınırlı ehliyetli olacak arkadaşlar. Sorunun cevabı neymiş? Sınırlı ehliyetli olacak. Eğer evliyken verin birine, kefil olun gidin, hiçbir alt olmaz. Niye? Çünkü eşin rızası yoksa ne değilmiş? Geçerli değilmiş. Hadi artık devam edeyim. Çok takıldım buraya. Arkadaşlar, bu soruyu niye seçtim biliyor musunuz? Geçen ben bunu Instagram'da sordum. Daha sonra beklemediğim kadar çok yanlış cevap geldi. Ben bu soruyu o yüzden buraya da tekrar koyayım istedim. Baktığınızda soru şu: yukarıdaki yerden hangisi değişmez niteliktedir, hangileri değişmez nitelikte değildir dediğinizde, arkadaşlar en son açıklama yapayım kayıtlarla alakalı, tekrar onları da söylemiş olayım. Şimdi neler değişir ne değişmez? Bir defa soruda aşağıdakilerden hangisi değişir değişmez sorusunun cevabı nerededir? Nerededir? Bana onu söyleyin. Sınavda aşağıdakilerden hangisi değişir hangisi değişmez sorusunun cevabı nerededir? Hadi bakalım yazın. Ne değişir ne değişmez sorusunun cevabı nerededir? Nerede? Faruk eczanesi. Nerede? Anayasada nerede? Anayasada nerede? İlk üç madde. İlk üç madde değişmeyeceğine göre aslında soru şunu soruyor size. Diyor ki soru, aşağıdakilerden hangisi ilk üç maddede yer alır? Hangisi ilk üç maddede yer almaz? Bu kadar basit. Sınavda ne değişir ne değişmez sorusunun cevabı ilk üç maddedir. Ne değişmez diye soruyorsa hangisi ilk üç maddede yer alır? Ne değişir diye soruyorsa hangisi ilk üç maddede yer almaz? İlk üç maddede ülkenin bölünmezliği var mı? Var. Milletin bölünmezliği var mı? Var. Başkent neresi? Başkent neresi? Ankara var mı? Var. Marşı, misket var mı? Var. Marşı da var. Peki bayrak var mı bayrak? Bayrak var mı? Baktığınızda bayrak var ama dikkat edin, bayrak kanun diye bir şey yok. Siz ilk üç maddede bayrak kanun diye bir şey okudunuz mu? Hayır. Anayasa şunu söyler, şunu söylerdi. Der ki anayasa, şekli kanunda gösterilen beyaz ay yıldızı al bayraktır diye söyler. Şimdi baktığınızda demek ki şekli kanunda gösterilen diyor. Yoksa kalkıp da bayrak kanunu demiyor. Bayrak kanunu ne biliyor musunuz? Bayrak kanunu şu. Mesela işte İran Cumhurbaşkanı helikopter kazası geçirdi. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Türkiye yas ilan etti. Türkiye yas ilan etti diye de biz bayrakları diyelim ki resmi kurumlarda yarıya kadar indirdik. İşte bayrak ne zaman, nerede, nasıl kullanılır? Ne zaman o bayraklar yarıya kadar indirilir? Ne zaman göklere kadar çıkartılır? Ne zaman o bayrak nerede, ne yapılmaz? Nasıl, işte ne yapamazsınız? Mesela işte hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok eski olaydır. Birçoğunuz hatırlamaz ama vakti zamanında Hülya Avşar balon yani Türk bayrağı olan bir balona gitti, ayağıyla vurdu diye başına gelmeyen kalmadı. Bay efendim, sen Türk bayrağı olan balona nasıl vurursun diye, ki olay sırasında bence farkında bile değil. Öyle işte sahnede geldi, vurdu gitti. İşte bayrak kanunu, bayrağın nasıl kullanılacağını düzenleyen kanun. Zaten hemen herkesin aslında bilmesini istediğim bilgi şu: bizde değişmez bir kanun yoktur. Bakın, mantığını alın diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim hukukumuzda değişmez bir kanun yok. Değişmez anayasanın ilk üç maddesi vardır. Şu kanun değişmez diye bir şey yok. Her türlü kanun ne olabilir? Değişebilir. Dikkat edin, ama bir anda böyle boş bulunursanız başkenti vardı, bayrağı var dersiniz. Soru ne yapar? Gider. O yüzden geçen Instagram'da tahminimden fazla hata geldiği için, ki orada da açıklamasını yapmıştım, bu soruyu tekrar sordum. İnkılap kanunu, hemen söyleyeyim, İnkılap kanunları iptal edilemez arkadaşlar. Yani İnkılap kanunları hocam değişir mi dediğinizde, hukukken değişmesini, o yolu açan bir engel yok. İnkılap kanunu mantığı neydi? İnkılap kanunu mantığı, onu da söylemiş olayım tekrar: İptal. İnkılap. İptal. İnkılap. İptal. İnkılap. İnkılap kanunları ne olmazmış? İptal
edilemez. Ama değişmez değil. O zaman neler değişirmiş? Neler değişmezmiş? Soruya gelelim. O zaman 1 değişmez, 2 değişmez, 3 değişmez. Ama bayrak kanunu ne yapar? Değişir. Cevap D şıkkı olmuş olacak. Devam edelim. Farkındaysanız bu 3. dersimiz 3. perşembe. Ve ilk hafta size sınırlama sordum. 2. hafta durdurma sordum. Gene hala buradan devam ediyorum. Çünkü burası önemli konulardan biri. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ve durdurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Sınırlama ve durdurma farklı maddelerde düzenlenmiş midir? Düzenlenmiştir. Doğru mu? Doğru. Çünkü ne demiştim size? Hatırlayın. Sınırlama anayasa madde kaçtı? Sınırlama anayasa madde kaçtı? Derse girenler bilirler. Kaç? 13 değil. Ne demiştim size? Ön 3 diyeceksiniz. Ön 3, ön 3, ön 3. Niye? 3 tane ö nerede vardı? 3 tane ö nerede vardı? Baktığınızda nerede vardı 3 tane ö? Sınırlama da vardı. Hakkın özüne dokunamaz. Ölçülü olacak diye ne yaptık hep? Söyledik. Özel sınırlama nedenlerine dayanacak. Sınırlama madde 13'te var ama durdurma madde 15'te. Bunlar farklı maddelerde. Şimdi hem sınırlamanın hem de durdurmanın ne olması gerekiyordu hatırlayın. Hem sınırlamanın hem de durdurmanın ne olması lazımdı? Ölçülü olması lazımdı. Bu da doğru. Bunlar farklı maddeler. Düzenlenmiş. Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz diye söylemiştim. Bu da doğru. Anayasa diyordu ki temel hak hürriyetler kısmen veya tamamen durdurulabilir. Bu da doğru. Gelelim buraya. Demek ki bu ne? C şıkkı yanlış. İşaretleyeceğimiz şık bu. Ama niye? Dediğim gibi benim burada derdim direkt hemen şıkkı doğru bulmanız değil. Yanlış olan C şıkkı. Niye yanlış? Şimdi diyor ki şık durdurma yapılırken diyor. Durdurma yapılırken anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınamaz. Tamam işte ya anayasaya aykırı olamaz. Olur mu anayasaya aykırı? Hiçbir şey anayasaya aykırı olur mu? Olamaz. Sınırlamada da olamaz. O zaman bu şık doğru gibi gelir. Ama klasiklerden biridir. Bakın, işin mantığını alın. Burası son derece önemli. Sınırlama için D şıkkına dikkat edin. D şıkkına bakın. D şıkkı ne diyor? Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz diyor. Burası doğru mu D şıkkı? D şıkkı doğru muymuş? D şıkkı doğruymuş. D şıkkı doğruysa sınırlamada anayasaya aykırı tedbir alınamaz doğru mu? Doğru. Peki ama durdurmada anayasaya aykırı tedbir alınamaz doğru mu? Yanlış. Bakın niye? Mantığı şuydu. Mantık şuydu. Durdurma hangi dönemlerde oluyordu? Hadi beni dinleyenler, o kadar anlattıklarımı takip edenler bilecekler, videoları izleyenler. Durdurma hangi dönemde olabilirdi? Hemen yazın oraya. Durdurma hangi dönemlerde olur? Olağanüstü hallerde olur. Olağanüstü dönemlerde olur. Yani siz normal bir dönemde adamın elinden hakkını tamamen ne yapamazsınız? Alamazsınız. İşte madem ki durdurma olağanüstü dönemde oluyor. Anayasa diyor ki eğer ki olağanüstü dönem söz konusuysa diyor. O zaman diyor anayasaya aykırı tedbirler dahi alınır. Yani kim? Anayasa. Anayasaya aykırı tedbirler dahi alınır der ama ne olur biliyor musunuz? Bakın bu klasiktir, klasiktir. Durdurma ile ilgili hangisi yanlıştır? Soru bu. Yeni bir soru yazdım size. Durdurma ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Anayasaya aykırı tedbirler alınabilir. Doğru mu bu? Bu doğru mu? Doğru. Bu doğru aslında. Anayasaya aykırı tedbirler alınabilir. Doğru ama ne olur biliyor musunuz sınavda? 10 kere çalışır. Ezber yapar kendi kafasında. Anayasaya aykırı tedbir alınır. Anayasaya aykırı tedbir alınır diye ezber yapar. Ama o gün gelir. O muhteşem gün gelir. O KPSS heyecanı sınava gelir. Orada durdurma ile ilgili hangisi yanlıştır? Anayasaya aykırı tedbiri görür. Bir anda böyle ampul yanar. Bu ampul o ampul değil. Bir anda ampul yanar. Böyle bir aydınlanma yaşar. Len. En üstün norm ne? En üstün norm ne? Ne en üstün norm? Anayasa. La anayasa. Anayasaya aykırı olur mu hiç? Olmaz der. Yanlış diye işaretler. Geçmiş olsun. Aha da soru bangır bangır gider. Dikkat edin eğer ki durdurmaysa anayasaya aykırı tedbirler dahi alınabilir. Ha ama gene de yapılamayan bazı şeyler vardı. Serçe gidekaklar falan onlara daha sonra geleceğim. Bu başka günün konusu olacak. Ama sindire sindire sınavda dua edin bu soru gelsin. Bakın size şunu söylüyorum. Burada bu soru gelsin. Aynı şu soru gelsin. Eğer ki sınava katılanların %10'u bu soruyu doğru yapsın ben bu işi bırakırım. Bakın o kadar açık ve net bir şekilde söylüyorum. Yılların tecrübesi kim ne derse desin. 2004'ten beri bu işi yapıyorum. Baktığınızda 2004'ten beri sınavlarla, soru hazırlamakla, tuzaklarla. Daha farkındasınızdır belki Instagram'da. Ben size bir soruyu sorduktan sonra zaten %90'ınızın, %80'inizin tuzağa düşeceğini bildiğim için arkasından açıklamayı chat diye yazıyorum. Yani ve şunu da söylüyorum. Bu soru gelsin biter. Geçmiş olsun. Çünkü sınavda anayasaya aykırı tedbiri görene bir şey oluyor. Anayasaya aykırı yok canım diyor. Geçmiş olsun. Durdurmaysa anayasaya aykırı tedbirler
alınır. Sınırlamada anayasaya aykırı tedbir olmaz. Tamam mıyız? Hadi devam edelim. Arkadaşlar hızlı geçeyim bu soruyu. Birazcık zaman kazanayım. Soru şu. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri izin şartına bağlanamaz? Doğrudan doğruya bir ezber sorusu ama ezber olmakla beraber işin mantığını da gene de görün. Daha önce söylemiştik. Dernekler, sendikalar, siyasi partiler izinsiz kurulur. Yani dernek, sendika, siyasi parti eğer ki izinsiz olacaksa o zaman şurası yanlış olmuş kusura bakmayın bir dernek olacak. Demek ki izinsiz olan bir. Başka? Sendika 3, o da izinsiz. Peki toplantı gösteri? Zaten söylemiştim medya izinsiz toplantı gösteri der. Ya medya sizi böyle yanlış şekilde ne yapar? Yönlendirir. Arkadaş toplantı gösteri içinde neye gerek yok gene? İzne gerek yok. 1, 2, 3 bunlar için neye gerek yokmuş? İzine gerek yok. Peki ya radyo televizyon? Ha işte orada dur. Arkadaş o radyo televizyon dediğin şey izne bağlı olmasa. Herkes bakın ezber istemiyorum. Lütfen Allah aşkına bırakın ezberi. Yani benim gerçekten ders anlamının nedeni işin mantığını almanız. Çünkü hukuk kurallarının bir mantığı vardır. Yasa koyucu bunu bir mantık çerçevesinde yapar. O mantığı yakalarsanız hayatta yanlış yapmazsınız. Televizyon yayıncılığı izne bağlı olmazsa ne olur? Ben Serhat Güven olarak bir yayıncılık başlatsam. Akşamları böyle güzel iç açıcı yayınlar yapsam ne olur? He? Böyle kırmızı noktalı falan olur mu lan? Olmaz. Yani bunun ne olması lazım? İzne bağlı olması lazım tabii ki. Radyo televizyonu alacak, Rütük kapatır. Ha işte demek ki Rütük kapatmadan önce, Rütük belki önce ne olması lazım? Bazı kurumların bir izin vermesi lazım. Tamam? Mehtap Rütük kapatır diye söylüyor ama önce bir neye gerekecek? İzni gerekecek. Demek ki o zaman cevap neymiş? D şıkkı olacak. 1, 2, 3 için ne yok? İzin şartı yok. Şimdi hadi bakalım bu soruya. Hadi normalde sizden hemen cevap verin demem ama şöyle bir cevapları almak istiyorum bu soruya. Soruya bakın sonra herkes cevabını yazsın. Hemen bekleyeyim sizi. Hadi siz bu soruyu 30 saniyede yaparsınız. Yukarıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi veya hangilerinin yabancıların da kullanması mümkündür? Cevapları alayım. Biri E deyince herkes E mi yapıyor? Tamam. A'lar, D'ler, E'ler. Bakalım neymiş? Bir, size bir şey söylemiştim. Siyasi hakları anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Bizim doğumla kazandığımız X kesin bilgi A. Neymiş kesin bilgi? O kim? Bir dakika yakalayacağım. Orhan, yakaladım oğlum seni. Kesin bilgi mi? Nesine? Orhan nesine söyle hemen. Hemen. Bas parayı. Madem kesin bilgi. Bakalım hangilerini yabancılar kullanabilir. Ben A demiyorum, ben E diyorum. Haberin olsun. E diyecek şimdi Orhan. Arkadaşlar olay şu. Yabancıların kullanabildiği siyasi haklar neydi? Yabancıların kullanabildiği siyasi haklar. Dilekçe. Başka? Kamu denetçisine başvuru. Ve bilgi edinme. Yabancının da kullanabildiği siyasi haklar. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvuru hakkıydı. O zaman dilekçe, bilgi edinme. Bunları yabancılar kullanabilir mi? Kullanabilir. Cevap o zaman ne? 2 ile 4 diye atlarsanız gider. Soru size yabancının kullanabildiği siyasi hakları sormamış. Ben öyle bir şey demiş miyim? Dememişim. Ne demişim? Yabancının kullanabildiği siyasi hakları söylemişim. Vergi de var doğru. Vergiyle ilgili arkadaşlar tax free diye uyarmıştım sizi. Onlara giremeyeceğim. Eski videoya bakarsınız. Soru size yabancının kullandığı siyasi hakları demiyor. Orhan öyle kesin bilgi diye atladın ama o işte gidip sürekli ezber yapmaktan olur. Bir anda aklınıza ne geldi? Klasik soru. Yabancının kullandığı siyasi hak. Size soru siyasi hak demezse A şıkkında ne var? Daha doğrusu birde ne var bir de? Birde ne var? Arkadaş görmüyorum ki şuraya. Birde ne var? Mülkiyet hakkı var. Şimdi Orhan neredesin Orhan? Kaçtı herhalde Orhan. Bak ortada yok. Orhan bana söyle bakayım. Yabancıların mülkiyet hakkı var mı yok mu? Ha? Yabancılar çatır çatır Antalya'yı gidip parsellemediler mi? Ha? Şu anda Ruslarla Ukraynalıların en güzel el ele yaşadıkları ülke neresi? Burası. Bu yabancıların konut dokunulmazlığı yok mu? Mülkiyet hakkı yok mu? Var. O zaman arkadaşlar zaten bunları kimler kullanıyor? Kimler kullanıyor? Yabancılar kullanıyor. Ya düşünsene yabancıların konut dokunulmazlığı olmasa bay o Rusların haline. Ne yaparız? O ben geldim abi deyip içeriye dalarız. Olur mu öyle? Olmaz. İşte demek ki klasiklerden kurtulmanızı istiyorum. Klasiklerden kurtulmanızı istiyorum derken işte yabancının kullanabildiği siyasi hak diye beklersiniz. Sorunuz ne yapar? Burada yanar. Dikkat edin.
yabancının kullandığı siyasi hakkı sorması ile yabancının kullandığı hakları sorması farklı şeyler. Yabancı mülkiyet hakkını kullanır, yabancı mülki edinme hakkını kullanır, yabancı memur olamaz. KPSS'nin işareti neydi? KPSS'nin işareti neydi daha? TC vatandaşı olmak. Ne demiştim size? Hanginiz vergi dairesine gidip de günaydın dediğinde Putin tak diye karşılandı. Öyle bir şey var mı? Yok. Yabancı dilekçe hakkını kullanır mı? Kullanır. O zaman cevap neymiş? E'ymiş. Evet. Bundan sonra Orhan'ın adı kesin bilgi Orhan olarak kalacak. Şaka yapıyorum Orhan. Yani yaptığın, daha doğrusu düştüğünüz tuzak son derece normal. Dua edin böyle sorular gelsin diye söylüyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar gene bir ezber sorusu. Bilmeniz gereken bir bilgi. Şimdi bu temel hak hürriyetlerin düzenlenmesi mümkün. Ve temel hak hürriyetler ana kuralda neyle düzenlenir? Temel hak hürriyetler neyle düzenlenir? Eyvallah Orhan. Şimdi öğrendiysek hiç sorun yok. Önemli olan zaten bu. Temel hak hürriyetler esasen neyle düzenlenir? Kanunla düzenlenir. Temel hak hürriyetler kanunla düzenlenir ancak anayasa şuna izin verir. Şuna izin verir. Der ki anayasa, der ki direkt şey diye geçin. Sosyal ve ekonomik haklar da, sosyal ve ekonomik haklar da ne olabilir? Düzenlenebilir. Hem de neyle? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Demek ki sorunun cevabı ne? Baktığınızda B şıkkı olacak. Yani işin esprisi şu. Kişi hakları ve siyasi haklar, kişi hakları ve siyasi haklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Kişi hakları ve siyasi haklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. O zaman sınavda size şöyle bir soru gelse. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir değil. Size 5 tane hak verse bu ne demek? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir haktır demek, bulup işaretleyeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez derse, bu şu demek, aşağıdakilerden hangisi sosyal bir hak değildir diyecek, bulup ne yapacaksınız? İşaretleyeceksiniz, tamam mı? 3 tip hakkınız var. Kişi hakları, siyasi haklar, sosyal haklar. Sosyal hakların neyi mümkünmüş? Kanun dışında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesi mümkün. Soru size hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir derse, çevireceksin soruyu. Hangisi sosyal bir haktır? Soru sana hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez derse çevireceksin o zaman ne olacak? Baktığınızda düzenlenemez derse hangisi sosyal bir hak değildir olacak. Yani ne demek istiyorum dediğinizde mesela ne demek istiyorum dediğinizde örneğin söyleyin bakayım bana tatil hakkı nasıl bir hak? Tatil hakkı. Hadi hemen yazın oraya. Tatil hakkı nasıl bir hak? Hemen yazın oraya. 10 tane sorumuz var. Tatil hakkı nasıl bir hak arkadaşlar? Sosyal niye? Çalışma hayatıyla kimin tatili olur? Çalışanın, çalışmayan daimi ne yapıyor? Tatil yapıyor diye söyledik. O zaman hadi bakayım cevapları alayım. O zaman şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tatil hakkını mesela işte memurun atıyorum ya da işçinin tatil hakkını işte ben kalkıp da şey yapabilir miyim? İşte ne diyelim 15 günden sallıyorum burada sayıları 15 günden 12 güne düşürebilir miyim? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tatil hakkını 15 günden 10 güne düşürebilir miyim? Evet mi hayır mı? Hemen yazın cevapları. Hemen evet mi hayır mı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tatil hakkını 15 günden 12 güne indirebilir miyim? Var mı? Var mı cevap? Bertin sanki orada cevabı yakaladı. O evet diyenler var ya. Şimdi herkes mi duruyor? Yazma kesildi böyle bir. Nasıl lan? Evet diyenler var ya. Bye bye. Hepiniz diye söyleyeceğim. Arkadaşlar yapamazsınız. Hocam az önce yaparım dedin ya. Allah'ını seversen ya. Nasıl ya? Yapamazsınız. Unutmayın. Sınırlama. Anayasa madde kaçtı? Sınırlandırma anayasa madde kaçtı? 13. Size bağıra bağıra ne anlattılar? Ne söyledi hocalarınız? Ne çalıştınız? Söyleyin bakayım bana. Temel hak hürriyetinin sınırlandırılması ancak neyle olur? Ancak neyle sınırlanır temel hak hürriyetler? Kanunla. O zaman ben adamın 15 günlük hakkını 12 güne indirirsem bu sınırlama mı değil mi? Bu sınırlama. Ne oldu? Hani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıyordunuz. Şimdi işin mantığını alın. Buradaki düzenlemeden kasıt sınırlama olamaz. Yani Cumhurbaşkanı, adam Cumhurbaşkanı da olsa, Rabia'nın beyni yandı. Şimdi o beyni toplayacağım ben. Siz merak etmeyin. Adam Cumhurbaşkanı da olsa düzenleme nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Cumhurbaşkanı anayasa şunu izin veriyor. Ey Cumhurbaşkanı, sen Cumhurbaşkanı olarak milletin sosyal haklarını ne yapabilirsin? Düzenleyebilirsin. Düzenleyebilirsin diyor. Ama diğer bir madde diyor ki, sınırlama diyor ancak kanunla olur. Demek ki buradaki düzenlemeden kasıt ne olabilir? Bir düzenleme ya yukarı doğru olacaktır ya aşağı doğru olacaktır. Bunun aşağı doğru gitmesini kim engellemiş? Aşağı doğru gitmesini kim engellemiş? Anayasa madde 13 sınırlama engellemiş.
Demek ki anayasanın düzenlemeden kastı ne? Düzenlemeden kastı yukarı doğru çıkartması. Arkadaşlar olay şu, aynen öyle. Asus'un dediği gibi, Asus nasıl bir isimdir ya? Asus'un dediği gibi baktığınızda aynen iyileştirme gibi. Yani Cumhurbaşkanı şunu yapabilir. Bizim sosyal haklarımızı daha da genişletebilir. Bize daha çok hak tanıyabilir. Bizim reklam içeriğiymiş peki baktığınızda bizim haklarımızı, yani şunu yapabilir Cumhurbaşkanı. Ey arkadaşlar, işçilerim, sizin 15 gün izniniz var ya, hadi size 20 yaptım diyebilir. Bizim temel hak hürriyetlerimizi genişletmiyor mu? Genişletiyor, işte anayasa buna izin verir. Şu söylediğim en son sorduğum soru arkadaşlar alancılar için. Vatandaşlıkta böyle baba bir soru gelmez. Baba diyorum çünkü maalesef böyle anlayarak anlatılmadığı için vatandaşlıkta böyle bir soru döker atar. Tamam mı? Benim sizden istediğim bilgi, vatandaşlıkçı olan arkadaşlar için söylüyorum. GGK'dan girecek arkadaşlar için söylüyorum. Sorunun orijinali size yeter. Hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenebilir? Cevap neymiş? Hangisi sosyal bir haktır? Hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez? Cevap neymiş? Hangisi sosyal bir hak? Değildir. Tamam? Ama şunu unutmayın. Sınırlama eğer ancak kanunlu oluyorsa, bu Cumhurbaşkanı bizim haklarımızı sosyal bir hak da olsa o zaman ne yapamaz? O zaman silmiş beyninden giden peki. O zaman ne yapamaz? Bizim haklarımızı sınırlayamaz. Tamam? Arkadaşlar ÖSYM çoktan keşfetti diyeceğim de neyse şimdi şey olacak. Bizler vakti zamanımıza yazdıktan sonra çıkan bir sürü soru var. Yani ben ilk kitabımı Hakim'i 2012'de yazdım. Şimdi şu soru bu soru demeyeceğim ama biz sorduktan sonra biz sorduğumuz için sormadı ÖSYM. ÖSYM konu sorar. Ve elinde sonunda gider. Oradaki hocaların, benim aklıma gelen oradaki hocaların aklına gelmiyor mu? Gelmiyor. Gider ve şey yapar. Hocam bu sorunun cevabı neydi? Sorunun cevabı neymiş? Hangisi düzenlenemez diyor. Kişi hakları ve siyasi haklar 1 ve 3 yani E şıkkı sorunun cevabı olacak. Kişi hakları ve siyasi haklar düzenlenemez. Peki. Evet 9. ve 10. soruya geldim ama ya arkadaşlar 45 dakika diyorum. Kusura bakmayın gene birazcık ne yapacağım süreyi aşacağım. Size direkt ben konuyu anlatayım önce. Ondan sonra bakalım sorulara. Size bir konu anlatmak istiyorum. Şu şeyi halledelim. Milletvekili seçilme yeterliliği. Tamam mı? Şimdi bir kimse suç işledi diye milletvekili olamaz diye bir şey yok. Anlatacağım konu bu. Milletvekili seçimi yeterli var, yok 18 yaşı var falan filan bunlar değil derdim. Şimdi bazı suçlara karışanlar milletvekili olamazlar. Kim milletvekili olur, kim milletvekili olamaz noktasında bunu bir ikiye ayıracaksınız. Nasıl ikiye ayıracaksınız? Milletvekili olamayan sabıkalılar deyip ikiye ayıracaksınız. Şimdi önce şuraya dikkat edin. Dikkat edin. En yukarıya bakın. En yukarıda ne yazıyor? En yukarıda milletvekili olamayan ne diyor? Milletvekili olamayan ne diyor? Şuraya bir bakın bakalım ne yazıyormuş? Sabıkalılar diyor. Ne demek sabıkalı? Ne demek sabıkalı? Sabıka kaydı ne demek? Yatmış çıkmış diye falan söyleriz ya böyle. Yani suç işlediği sabit olmuş. Gitmiş kesin hüküm yemiş. Demişler ki bu adam ne? Suçlu. Böyle sabıka kaydı, adli sıcak kaydı istendiğinde mesela benimkinde şey yazıyor. Hiçbir suç kaydına rastlanılmamıştır yazıyor. Ben de böyle. Şimdi orada Hilal iPhone'da ne yazıyor bilmiyorum ya da Halim İnce'de ama benimki en azından böyle. Hiçbir suç kaydına rastlanılmamıştır diyor. Ha, eğer ki bir adam suça karıştıysa işte arkadaşlar sen suça karıştın daha da milletvekili olamazsın diye bir şey yok. Bunların bazıları olur, bazıları olamaz. Tamam mı? O zaman önce şuna bir dikkat edeceğiz. Bakın esas derdim şu. İlk kural bir. Bu adamın sabıkası olacaksa tamam mı? Eğer ki daha sabıkası yoksa yani daha yargılanıyorsa adam hakkında yargılama var. Yargılanan bir kimse milletvekili olabilir mi? Yani olay şu. Adam öldürmekten yargılanıyor. Kasten adam öldürmekten yargılanan biri milletvekili olabilir mi? Olabilir. Niye? Masumiyet örneği. Ne biliyorsunuz? Belki adam öldürmedi. Belki özellikle yapıyorlar. Şimdi gelin şuraya. Adam terörden yargılanıyor. Milletvekili olabilir mi? Adam terörden yargılanıyor. Kesinleşmeyi bir durun. Yargılanıyor da. Terörden yargılanıyor. Terör bomba patlatmış. İddia o. İddia bu. Ha? Adam terörden yargılanıyor. Milletvekili olur mu olamaz mı? Bana ilk önce onu söyleyeyim. Olur mu? Olur. Adam 3 kişiyi öldürmek, 4,5 kişiye tecavüz etmekten yargılanıyor. Adam 3 kişiyi öldürmek, 4,5 kişiye tecavüz etmekten yargılanıyor. Buçuk mu? Buçuk mesela. Ne oldu ki? Falan. Olur mu? Olur. Arkadaşlar hangi suç olursa olsun daha burada bitecek. Sınavda yargılanıyor diyorsa bitti. Eğer ki sınavda yargılama diyorsa milletvekili olur. Buraya çok dikkat edin. Terörden yargılanan der. Bir anda atlarsınız soru gider. Tamam mı? Hangi suç olursa olsun soru yargılama diyorsa milletvekili olur. İster terör olsun, ister 20 kişi öldürmek olsun, ister psikopat olsun ne olursa olsun.
Şimdi yargılamayı atlattık. Geldik nereye? Bazı sabıkalar. Bazı sabıkalar milletvekili olur, bazıları ise olamaz. Bunları ikiye ayıracaksınız. Nasıl ikiye ayıracaksınız? Bakın şuraya bakın şimdi, gelin buraya. Aldıkları ceza nedeniyle milletvekili olamayanlar ve işledikleri suç nedeniyle milletvekili olamayanlar. Yani ilk tarafta aldıkları cezada ne var? Ne kadar ceza aldığı var. Diğer tarafta işlediği suç nedeniyle milletvekili olamayanlar da ne kadar ceza aldığının bir önemi yok. Yani yok. Adam o suçtan eğer ki ceza aldıysa geçmiş olsun. Daha da ne olamaz? Daha da milletvekili olamaz. O zaman sınavda önce nereye bakacaksınız? Önce sınavda sola mı bakacaksınız, sağa mı? Sağcılar bu tarafa. Önce nereye bakacaksınız? Önce işlediği suça bakacaksınız. Niye? Çünkü bunların ne kadar ceza aldığına bakmanıza gerek yok. Çünkü bunlar affa uğramış mı, uğramamış mı bakmanıza gerek yok. Çünkü bunların ne olması mümkün değil? Milletvekili olması mümkün değil. Peki bunlar nelermiş? Öyle bazı suçlar var ki bu suçlardan dolayı hüküm giyen birinin, kesin hüküm giyen birinin milletvekili olması mümkün değil. Bunlar neler? 1. Yüz kızar suçlar. 2. Kaçakçılık. 3. Devlet sırlarını açığa vurma. 4. Resmi ihaleye fesat ve 5. terör. Yani kaçakçılıktan hüküm giyen biri milletvekili olabilir miymiş? Cevap olabilir mi? Kaçakçılıktan hüküm giyen biri milletvekili olamaz. Baktığınızda hırsızlıktan, yüz kızar suç olduğu için hırsızlıktan, zimmetten, rüşvetten eğer ki hüküm giydiyse, sabıkalıysa milletvekili olamaz. Terörden eğer ki hüküm giyse milletvekili olamaz. Affı uğrarsa olur mu? Affı uğrarsa olamaz. Bunları affmak kurtarmaz. O zaman bunlar bilinecek. Yüz kızar suçlar, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma, resmi ihaleye fesat ve terör. Bu suçlardan biri varsa sınavda diyeceksiniz ki ama dikkat edin. Yargılanıyorsa bunlar, yargılanıyorsa olur. Ne olması lazım? Sabıkalı olması lazım. Sabıkası varsa ve suçlar buysa geçmiş olsun. Bunlar milletvekili olamaz. Bitti. Baktınız sınavda bunlardan biri değil. Şıkta yazan şey bunlardan biri değil. O zaman nereye geçeceksiniz? Nereye? Buraya geçeceksiniz. Burada diyor ki anayasa taksirli suçlar hariç. Şimdi taksirli suç ne demek herkes biliyor mu? Ne demek taksirli suç? İstemeden. Yani taksirli suçların klasik örneği nedir? Kazayla olan. Yani klasik örneği ne? Kazayla derken işte kazayla derken klasik örneğiniz ne? En böyle klasik taksirli suç ne? Baktığınızda meşru müdafaa da suç olmaz. Ne? Trafik kazası. La adı üstünde kaza kaza. Adam trafik kazasına gitti. Trafik kazasına gitti. 5 kişiyi öldürdü. Tamam mı? Herhalde gidip de lan gideyim bunları ezeyim demedi. Kaza adı üstünde istemeden 5 kişiyi öldürdü ve gitti. 10 yıl hapis cezası aldı. Milletvekili olur mu? Olur. Niye? Çünkü taksirli istemeden yaptığı için özünde ne değil? Özünde kötü değil. İstemeden olmuş. İstemeden olduğu için bunların milletvekiline engel yok. Eğer ki sınavda size taksirli suçtan diyorsa bu adam milletvekili olur. Bunu da attık. Taksirli suçlar hariç. Toplam 1 yıl ve fazlası hapis alırsa ya da ağır hapis alırsa bunlar milletvekili olamaz. Yani demek istediğim şey şu. Adam kasten adam öldürmek. Suçunuz kasten adam öldürmek. Kasten adam öldürmek. Sabıkalı. 1. Sabıkalı mı? Sabıkalı. 2. Nereye bakacağım? Şuraya. Şunlardan biri mi? Değil. Suç bunlardan biri değil. O zaman ne? Kasten adam öldürme. Ne kadar ceza almış olsun? Sallıyorum 10 yıl. Milletvekili olur mu? Milletvekili olabilir mi? Kasten adam öldürmeden 10 yıl. Milletvekili olamaz. Niye? Çünkü toplam bir yıl fazlası hapis aldıysa kasten adam öldürmekten artık ne yapamayacak? Olamayacak. Ama anında bitmedi. En sonunda ne var en son aşağıda? En son ne var? Af uğrarsa olur. Hocam nasıl ya, olur mu? Olur. Bakın. Adam 4 kişiyi öldürmek, 3 kişiye tecavüz etmekten 36 yıl hapis cezasıdır. Adam 4 kişiyi öldürmek, 3 kişiye tecavüz etmekten 36 yıl hapis cezası alsın. Milletvekili olabilir mi? Öncelikle onu şunu söyleyeyim. Milletvekili olabilir mi? Olamaz. Peki affı uğrarsa olur mu? 36 yıl hapis cezası ama ne yapmış? Adam öldürmüş, tecavüz etmiş. Olur mu? Affı uğrarsa olur. Niye? Çünkü anayasa buna izin veriyor. Hocam böyle şey mi olur ya? Bu şerefsizlik. Bu nasıl şerefsizlik? Seçmeyin. Seçmeyin arkadaşlar. O zaman seçmeyin. Arkadaşlar tecavüz yüz kızar suç değil. Nuray aklın oraya takıldıysa tecavüz yüz kızartıcı suç değildir. Bu böyle adi şerefsizde bir suç. Adamların yüzleri ne yapmıyor? Kızarmıyor. Tamam mı? Arkadaşlar genel af, özel af falan bunlar ayrı kavramlar. Siz sınavda sadece af diye bakacaksınız. Tamam mı? Şimdi onları orada karıştırmayalım.
Bakmayın. Şimdi tecavüz adi bir suçtur. Adam öldürmek adi bir suçtur. Baktığınızda ya hocam nasıl milletvekili oluyor? Arkadaş bu milletvekili kendi kendine olmuyor herhalde. Ben de olamıyorum. Değil mi? Hırsızlık üstüler şey ayrı. Ben gidip de olabiliyor muyum milletvekili kolay kolay? Olamıyorum. Siyasi parti aday gösteriyor. Göstermesin. Siyasi parti böyle bir herifi aday göstermesin. Hadi siyasi parti böyle bir adayı gitti gösterdi. Ne yaptı? Aday gösterdi. O zaman o siyasi partiye kızalım. Biz de gidip ne yapmayalım? Oy vermeyelim. Ama anayasanın mantığı şu. Diyor ki ben diyor artık bu adamı affettiysem artık ne yapacak? Artık affa uğradıysa arkadaşlar orman yapma yok etme suçları af kapsamına alınamaz. O ayrı bir konu orada kalsın. Sonuçta af kapsamına alınamazsa zaten ona göre değerlendirirsiniz. Ama bu adi suçlar dediğim suçlar ya da şunlar dışında kalan işlediği suç nedeniyle şu beşi dışında kalanlar affa uğrarsa ne olurmuş? Milletvekili olurmuş. Tamam. Dikkat edin. Affa uğrarsa bunlar ne yapacak? Milletvekili olacak. Ha şeyi de söyleyeyim. Yani kalkıp da böyle illa taksir maksir diye bazı şeyleri aramayın Allah aşkına. Mesela işte hırsızlık, hırsızın taksiri olur mu? Hırsızlığın taksiri olur mu? Taksirle hırsızlık suçu işlemek falan. Kusura bakma ya hacı istemeden çalmışım, istemeden cebime attım falan. Olur mu? Hırsızlık taksirle olabilir mi? Ha? Ya da şöyle bir şey var mı? Pardon bacım ya istemeden dokundum falan. Ha? Ya tecavüzün taksiri olur mu? Ya yaparsın ya yapmazsın. Yani soru size illa da böyle kalkıp da ne demeyecek? Taksir diye bangır bangır da söylemek zorunda değil. Bazı suçlar zaten taksirle olmaz. Arkadaşlar konuyu anlatabildim mi? Konu tamam mı? Konu tamamsa hadi hızlı bir şöyle bir sorulara bakacağım. Ondan sonrasında bir daha bakarsınız. Anayasa uyarınca hangisi milletvekili seçim yeterine sahip değildir diyor. Tamam mı? Hangisi milletvekili seçim yeterine sahip değil? A şıkkı. Zimmet suçundan 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. Milletvekili olabilir mi? Söyleyin. Zimmet suçu 2 ay hapis. Milletvekili olabilir mi? Hemen olur ya da olmaz istiyorum. Zimmet. İşlediği suçta olamaz. Bitti. Bu kadar işte. Affa uğrarsa olur mu? Olamaz. Affa da uğrasa bilmem ne de olsa olamaz. Daha sonrasında videodan bu böyle ekranda kalsın. Sorunun devamına bakarsınız. Demek ki geri kalanları ne yapacak? Olacak. Mesela C şıkkı trafik kazası diyor. Bitti. Kazaysa zaten milletvekili olur. B şıkkı 9 ay diyor. 1 yıldan az. Demek ki olur. D şıkkı adam öldürmüş ama affa uğramış. Olur mu? Olur. Hadi bir tane de şunu çözelim. Dikkat alın da hangisi milletvekili seçilmesi mümkündür? Kaçakçılık suçundan sabıkalı A. Sabıkalı mı? Sabıkalı. Ama suç ne? Kaçakçılık. Kaçakçılık sabıkalı A. Milletvekili olur mu? Kaçakçılıksa 1 olamaz. 1 olamadı. 2. Terör suçundan yargılanıyor. A yargılanıyor bu da. Yargılanıyorsa o zaman olur. Çünkü daha sabıkalı değil. Adam yaralama suçundan 5 ay hapis. 1 yılın altında. O zaman olur mu? 3 olur. Taksirli adam öldürme suçu. Taksirle öldürmüş zaten. Trafik kazası olur mu? Olur. O zaman kaçakçılık olamaz. Terörden yargılanma olur. 5 ay olur. Taksirle adam öldürme olur. 2, 3, 4. Cevap ne olacak? E şıkkı olacak. Şimdi esas derdim şu. Allah aşkına konuyu bildiğinizde bu sorular zor mu? Yani şu son iki soruyu çözerken zorlandınız mı? Zorlanmanız mümkün değil. Yeter ki ne yapın? Bilene kolay bu arada. Yani onu söyleyeyim. Bilene kolay. Anlayana kolay. Mantığını görene kolay. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Daha da vaktinizi almayayım. Ben bu süreyi bir türlü ayarlayamıyorum. 45 dakika diyorum ama her seferinde bir saat oluyor. Hakkınızı helal edin. Anlattıklarımla ilgili sorusu olan varsa alayım. Başka şeyler sormayın çünkü yetişemeyiz. 9. soruya tekrar döneyim hemen. 9. soruda zimmet suçundan 2 ay hapis diyordu. Zimmetse zaten onun milletvekili olması mümkün değil. Arkadaşlar ben teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Sorusu olan varsa diye birazcık daha bekleyeceğim. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biraz ben beklememin nedeni sadece bir soru varsa. Zimmet suçunu anlamadım diyen biri var arkadaşlar. Zimmet şu. Bakın şuraya bakın. Zimmet derken. Zimmet yüz kızartıcı bir suçtur. Yani devlet memuru cebine parayı atıyorsa, yani kasadaki parayı kendi hesabına geçiriyorsa zimmet suçu. İşte o yüzden yüz kızartıcı olduğu için zimmet, hırsızlık, rüşvet bunlar yüz kızartıcı suçları olduğu için sorun şurada. Bizimkilerin yüzleri kızarmıyor. Size de böyle yüz kızartıcı suçmuş gibi gelmiyor ama bunlar yüz kızartıcı suç. O yüzden zimmet suçu yüz kızartıcı olduğu için ne yapamayacak? 9. soruya geri geldim. Milletvekili olamayacak. Tamam. Tamam abi anladıysan sorun yok. Arkadaşlar kaydediliyor. Tek üzerimde şöyle bakabiliyorsunuz. Eski kayıtlara da onu da söyleyeyim. Bugün ayın kaçı? 23'ü. Canlı ders takviminden sol tarafta canlı ders takviminden 23'üne gelirseniz bugünün dersi. Geçen haftanın perşembesine gelirseniz geçen haftayı. Ayın 9'unda başlamıştım sanırım. Ayın 9'una gelirseniz orada da şeyi görmüş olursunuz.
Ayın 9'undaki ilk dersi görmüş olursunuz. Şey de söyleyeyim arkadaşlar. Yani daha sonrasında yazıyorsunuz arkadan çünkü hocam kitap için falan diye. Dizgi kitaptan kitapları almanız mümkün. Daha önce de söyledim. Serhat Hoca 10 koduyla kitapları almanız mümkün. Reklamları da hemen girmiş olayım. Ya inanın bunu şundan söylüyorum. Gerçekten sonra hocam kitabınızı nasıl alacak diye herhalde 50 tane mesaj geliyor. Onları cevaplamak adına şimdiden onu da kesmiş olayım. Dizgi kitapta yayınlarım var. Açıklama soru bankası da var. İşte normalde de var. Bakarsınız takdir ederseniz oradan kullanırsınız. Ben şimdiden söylemiş olayım. Böylece en azından aynı soruya bir daha cevap vermeyeyim. YouTube'da tüm videolarım yok. Çok fazla zamanım yani yaratamıyorum. Yayınlarla çok zaman kaybediyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. YouTube'da var ama hepsi yok arkadaşlar yayınların. Daha doğrusu tüm konuların hepsini tamamlayamadım. Önemli olan sizin kendi kaynaklarınızla yapmanız, yolunuza devam etmeniz. Arif, peki ben de seni yeni keşfetmiş oldum. Memnun oldum. Ben de iyi ki diyorum hepinize. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Baktım başka soru yok. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya Perşembe kısmetse gene beraberiz. Hoşçakalın. 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 Hoşçakal Kader. Kendine dikkat et. Feyza sen de. Hoşçakalın. Bir de kapatabilsem. Ya benim bu bilgisayarlarla sorunum var. Hoşçakalın tekrar.